Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün piyasada yaşamış olduğum mevzular üzerinde duracağız. Yaklaşık 10 yıldan beri internet sektöründe aktif olarak çalışmaktayım. Gerek e-ticaret, gerek sosyal medya, gerekse olsun bu gibi alanlarda aktif olarak çalıştım. Ve bu süreçte çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı müşterilerim oldu. Çok farklı tecrübelerim oldu. Zaman zaman full time çalıştım. Zaman zaman freelance olarak çalıştım. Zaman zaman hepsini aynı anda yaptığım da oldu. Bu süreçte birçok insanla tanıştım. Birçok tecrübe edindim. Bu videoda yaşamış olduğum bir deneyimi sizlerle paylaşacağım. Beni izleyen, benden daha deneyimsiz olan insanlar belki benim düştüğüm bu hataya düşmez diye düşünüyorum. Ondan dolayı bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğenirseniz bundan sonra bu seriye devam etmek istiyorum açıkçası. Bugün konumuz şampuan sektörü. Bundan yaklaşık bir sanırım 4 yıl önce web siteme bir yorum geldi. Web siteme yazdığım bir internet reklamcılığı ile alakalı bir içeriğin altında şöyle bir yorum yazıyordu. İşte merhaba, ben de reklam vermek istiyorum. Tabii ücretim mukabilinde size nasıl ulaşabilirim şeklinde bir yorum vardı. Ben tabii yorumu gördüğüm gibi şöyle bir baktım, inceledim. Telefon numarasını bırakmıştı. Hemen bir telefon edeyim dedim. Aradım kendisini. Uzun uzun konuştuk. İşte şampuan sektöründe olduğunu, şampuan yani kendi üretmiş olduğu bir şampuanın olduğunu ve bu şampuanı da piyasaya satmak istediğini söylemişti. Bayağı hararetli bir şekilde konuştuk. İşte içerik oluştururuz, sosyal medyada aktif oluruz, blog yazarız, ekstra başka siteler açarız vesaire vesaire devam eden uzun uzun bir konuşma gerçekleştirdik. Sonra ne yaparız, ne ederiz derken bir gün bir araya gidelim, buluşalım dedik. Sefaköy Armoni Park'ta bir araya geldik. Bir kafede oturduk. Başladık konuşmaya. Konuştuk. Öyle yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Satışları şöyle arttırırız, böyle arttırırız derken ben böyle anlatırken konuştuğum kişi de şampuanın öyle sattığını, böyle sattığını, şu kuaförde böyle sattığını, bu kuaförde böyle sattığını uzun uzun bana anlatıyordu. Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Ve en sonunda tabii ki ücret meselesi gündeme geldi. Ne yapsak ne etsek falan diye düşünürken ben bir rakam söyledim. Karşımdaki kişi bu fiyatın çok fazla yüksek olduğunu, ilerleyen zamanlarda kazanırsam eğer seninle bu çalışmayı yürütebilirim dedi. Ben de hani tamam dedim ilk de. Bir yandan da konuştuğum kişiyi kaybetmek istemedim. O zaman dedim daha düşük bir rakama yapalım dedim. Ve neredeyse 3'te 1 yani vermiş olduğum rakamın 3'te 1 üzerine anlaştık. Tamam dedik, işte hemen başlayalım dedik. Bu adam farklı bir şeydi bu arada. Ve başladık. Ben başladım, hemen bir web sitesi açtım, içerik oluşturmaya başladım. Kendisinden içerikler aldım, fotoğraflar vesaire buluyorum, web sitesine ekliyorum. Sosyal medya hesaplarını açtım. Aktif bir şekilde çalışmaya başladım. Sonra birkaç gün sonra bu aradığım kişiye ulaşamadım. Baktım beyefendiye ulaşamıyorum. Aradım, açmadı, yazdım, cevap vermedi. En sonunda bir gün bana dönüş yaptı. Ben de ay sonu kendisine hani ödemesi gereken rakamı hatırlattım. O da ben İstanbul'a geleceğim falan dedi. Peki dedim. İstanbul'a geldi ve bir araya oturduk, işte yemek yedik falan. Konu ücretten açıldı tabii. Dedim ki yani nasıl yapsak falan anlattım. Tabii o yine bana kendi ürünlerini bol bol anlattı. Bütün şampuan çeşitlerini öğrenmiş oldum. Keratin, saç bakımı vesaire gibi. Ayrılma vakti geldiğinde yani bir gariplik hissettim. Anladığım kadarıyla bizim anlaşmış olduğumuz küçük rakamı bile ödemeyecek gibiydi. Ama bir yandan da böyle bir vicdan yapıyormuş gibi. Bir değişik bir adam böyle. Baktım böyle dedim hani ne yapacağız falan dedim. Bana teklif etmiş olduğu rakamın çok daha azını bana uzatarak bunu al dedi. Üstüne de kendi üretmiş olduğu şampuanlardan şöyle bir şampuan da şundan da iki tane bak bu en iyisi ha falan deyip bana iki tane şampuan verdi. Bu kutu temsili bu arada. Pardon. Ve hani iki tane şampuan verdi bana. Bayağı gülmüştüm buna. Bu duruma. Sonra tabii ben adamla alakamı kestim.
Herhangi bir şekilde de iletişime geçmedim. Bana bir sürü mail attı. Ben de hani tekrardan çalışamayacağımızı falan söyledim. O da bana şöyle bir şey söyledi. Ya dedi, ben dedi hani bu şekilde çalıştık ama dedi, sen böyle düşünme dedi. Benle çalışıyorsun, böyle tecrübe ediniyorsun. Yarın bir gün daha büyük bir firmada çalışacaksın dedi. Şimdi tabii lise öğrencisi olsaydım belki hani bu dediğine katılabilirdim ama artık öyle bir şey söz konusu değil. İlerledi artık yaşımız. Gerekli tecrübeyi tabii ki her zaman olduk bittik demiyoruz ama bana açıkçası stajyer muamelesi yaptı ve resmen yalan söyledim. Böyle bir şampuan deneyimi elde ettim açıkçası. Böyle bir olay yaşadım. Aylar sonra tekrardan bana, belki de yıllar sonra tekrardan bana mail attı. Google'da nasıl üst sıralara çıkarız? Senin sayfan çıkmıştı, ben sana o şekilde ulaşmıştım. Sen de bana yardım etsen falan dedi. Onun için açtığım blogları falan da silmemiş. Hepsini devam ettirmiş. Hiçbirini de kapatmadım. Başka çalıştığı arkadaşını devrettim hepsini. Hiçbir şekilde zarar vermeden. Eğer sizler de bu piyasada yeni yeni işler yapmaya çalışıyorsanız, hele de tanımadığınız insanlara. Gerçi tanısanız da mutlaka bir sözleşme yapın. Ya da ön ödeme alın. Ya da hiç başlamayın diyorum. Şampuan alanında böyle bir deneyim elde ettim. Şöyle şuna benzer bir şampuanı resmen kendisi bana verdi. Oldukça da komik oldu açıkçası. Verirken ben gülüyordum yani. Ben utandım verirken. Şampuan alanındaki deneyimim bu şekildeydi. Bir sonraki videoda şöyle şunun evden eve yük taşıdığını düşünürsek aklınıza bir şeyler gelir diye ümit ediyorum. Tahmin edenleri yorumuma bekliyorum. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.